Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu konjunktion, so das. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, konjunktion, so das'a baktığımızda bu böylece anlamına gelen bir bağlaç fonksiyonunu taşıyor. Ne demek istediğimi cümleler içerisinde anlamaya çalışalım. Şimdi ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar, Es hat am Donnerstag stark geregnet cümlesini görüyoruz. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Perşembe günü stark geregnet, güçlü şekilde yağmur yağdı. Yani ne deriz aslında? Güzel Türkçe'de güçlü ya da kuvvetli yağdı deriz, değil mi? Ancak Almanca'da demek ki güçlü olarak stark geregnet şeklinde ele alıyoruz. Şimdi ikinci cümleye bakalım arkadaşlar. Ich bin zu Hause geblieben. Ben evde kaldım diyor, değil mi cümlemiz? Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde, so das ile bir araya getirdiğimizde ne diyeceğiz arkadaşlar? Perşembe günü o kadar güçlü yağış vardı ki, o kadar çok yağdı ki evde kalmam gerekti, değil mi? Böylece evde kaldım gibi bir anlam doğacak şimdi so das'la. Ne yapıyorum arkadaşlar? Am Donnerstag hat es stark geregnet. Bakın, virgülümle ayırdım. So dass ich zu Hause geblieben bin. Demek ki o kadar güçlü bir şekilde yağış vardı ki, o kadar çok yağdı ki, değil mi? Böylece evde kalmam gerekti gibi bir anlam demek ki doğmuş oluyor bu so dass ile, değil mi? So dass da demek ki burada dikkat edilmesi gereken şey neymiş? Eylem cümlenin sonuna gidiyormuş arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki perşembe günü güçlü bir şekilde yağış vardı. Böylece benim evde kalmam gerekti gibi, değil mi? Bir cümle bu durumda. Am Donnerstag hat es stark geregnet, so dass ich zu Hause geblieben bin demiş oluyoruz. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Daha doğrusu ikinci örneğe bakalım. Jürgen ist im Süden aufgewachsen. Aufgewachsen. Evet, öncelikle bir bakalım. Jürgen, bu bir erkek ismi. Ist aufgewachsen, büyüdü, değil mi? Demek ki orada büyüdü, orada yetişti gibi bir anlam aufgewachsen. Fark ettiyseniz arkadaşlar, bu perfekt yapıda. Im Süden, güneyde. Dolayısıyla Jürgen güneyde büyüdü diyor, değil mi cümlemiz? Er kennt die Region recht gut. Die Region, bölge, alan anlamında. Demek ki kennen, tanımak. O bölgeyi recht gut kennen, gayet iyi biliyor. Bakın, oradaki sehr gut yerine recht gut da pekala diyebiliyoruz. Dolayısıyla o bölgeyi çok çok iyi biliyor gibi, değil mi? Recht gut, yani o bölgeyi gayet hakim, biliyor anlamı doğuyor. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde so das ile bir araya getireceğim. Ne diyeceğim? Jürgen güneyde büyüdü. Öyle ki, değil mi? Öyle ki o bölgeyi çok çok iyi biliyor, çok çok iyi tanıyor. Dolayısıyla ne yapacağım? So das yapısıyla beraber bunu dile getireceğim. Jürgen ist im Süden aufgewachsen. Bakın, virgülümü koydum. So dass er die Region recht gut kennt. Öyle ki bölgeyi çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor demiş oluyoruz. Demek ki Jürgen ist im Süden aufgewachsen, güneyde büyüdü. So dass er die Region recht gut kennt denildiğinde, bakın ne olmuş arkadaşlar? Kennt, yani o eylemimiz, değil mi, çekimli olarak cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Üçüncü örneğe bakalım, ne diyor? In Berlin schneite es heftig. Schneien, kar yağışı demekti, değil mi? Heftig, bu da güçlü demek arkadaşlar. Bakın, az önce stark dedik, bu da gene güçlüydü. Ancak hani tekrar olmasın diye, daha farklı bir şeyi de görelim diye ben bu heftig kelimesini seçtim. Bunun yerine pekala stark da diyebilirdik. O durumda in Berlin schneite es stark, bu da gayet olurdu. Ancak heftig de gene güçlü anlamına geliyor. Die Wanderung wurde abgesagt. Die Wanderung, doğa yürüyüşü arkadaşlar. Absagen neydi? Ertelenmek, değil mi? Abgesagt, yani o artık gerçekleşmedi. Yani ne yapmış olduk? Ertelemekten ziyade
iptal edildi. Dolayısıyla işte çoğu zaman böyle çevirirken arkadaşlar çok dikkatli davranıyorum tabii. Öyle de olması gerekiyor. Absen demek ki iptal edilmek anlamında. Bu durumda Die Wanderung wurde abgesagt. Bakın burada bir pasiflik var arkadaşlar. Bu durumda ne demiş oluyoruz? Doğa yürüyüşü iptal edildi. Die Wanderung wurde abgesagt. Şimdi arkadaşlar bu iki cümleyi ben bir araya getireceğim ve so das ile bir araya getireceğim. Ne yapacağım arkadaşlar? Bu yapıyı aynen taşıyacağım aşağıya. In Berlin schneite es heftig. Virgülümü koydum. So das die Wanderung abgesagt wurde. Bakın abgesagt'tan hemen sonra yardımcı fiilim wurde ile ne yapmış oluyorum? Cümleyi sonlandırmış oluyorum. Dolayısıyla Berlin'de o kadar güçlü bir şekilde kar yağdı ki ne oldu? Doğa yürüyüşü iptal edildi demiş oluyoruz. Değil mi bu cümleyle? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. İlk örnekte arkadaşlar Es hat am Donnerstag stark geregnet cümlesine baktığımızda demek ki stark geregnet güçlü şekilde yağmur yağdı perşembe günü diyor cümlemiz. İkinci cümlede ise Ich bin zu Hause geblieben. Ben evde kaldım. Bakın burada bleiben ist geblieben değil mi? Perfekt olarak Ich bin zu Hause geblieben. Ben evde kaldım diyor cümlemiz. Dolayısıyla perşembe günü o kadar güçlü yağmur yağdı ki ne yapmam gerekti? Evde kalmam gerekti anlamı doğacak so das ile. Bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? Am Donnerstag hat es stark geregnet. So dass ich zu Hause geblieben bin demem gerekecek. Değil mi? İkinci örneğe baktığımızda Jürgen ist im Süden aufgewachsen. Jürgen bu bir erkek ismi. Değil mi? Güneyde büyüdü dediğimizde ist aufgewachsen demek ki burada da gene bir ne var? Bir perfekt yapı var. Er kennt die Region recht gut. O bölgeyi gayet iyi biliyor, gayet iyi tanıyor anlamında. Şimdi ikisini, değil mi bu iki cümleyi so das ile bir araya getirdiğimde Jürgen ist im Süden aufgewachsen, so dass er die Region recht gut kennt dediğimizde demek ki öyle güneyde büyüdü, öyle ki değil mi bölgeyi çok çok iyi tanıyor, çok çok iyi biliyor anlamı doğuyor. Üçüncü örnekte ise in Berlin schneite es heftig. Berlin'de çok çok kar yağdı. Değil mi? Çok güçlü bir şekilde kar yağdı anlamı doğuyor. Die Wanderung wurde abgesagt. Doğa yürüyüşü ne oldu? İptal edildi anlamında. Burada da gene bir pasiflik değil mi? Wurde abgesagt bir ne var arkadaşlar? Bir edilgenlik var. Bu durumda şimdi ben ikisini bu iki cümleyi so das ile bir araya getirdiğimde in Berlin schneite es heftig so dass die Wanderung abgesagt wurde demiş oluyoruz. Burada so das için arkadaşlar böylece anlamı daha doğrusu hani sözlükte böylece anlamı var. Ancak hani bunu güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde bundan dolayı böylelikle gibi çeviriler de tabii ki bu şekilde de çevrilebiliyor güzel Türkçe'ye. Ancak birebir böylece anlamı var. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Es hat am Donnerstag stark geregnet. Es hat am Donnerstag stark geregnet. Ich bin zu Hause geblieben. Ich bin zu Hause geblieben. Am Donnerstag hatte es stark geregnet, so dass ich zu Hause geblieben bin. Am Donnerstag hatte es stark geregnet, so dass ich zu Hause geblieben bin. Jürgen ist im Süden aufgewachsen. Er kennt die Region recht gut. Jürgen ist im Süden aufgewachsen. Er kennt die Region recht gut. Jürgen ist im Süden aufgewachsen, so dass er die Region recht gut kennt. Jürgen ist im Süden aufgewachsen, so dass er die Region recht gut kennt. In Berlin schneite es heftig. Die Wanderung wurde abgesagt. In Berlin schneite es heftig. Die Wanderung wurde abgesagt. In Berlin schneite es heftig, so dass die Wanderung abgesagt wurde.
In Berlin schneite es heftig, sodass die Wanderung abgesagt wurde. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Maria arbeitete Tag und Nacht. Evet, adı üstünde zaten değil mi arkadaşlar? Maria ne yapmış? Tag und Nacht, gece gündüz çalışmış değil mi? Sie wurde krank ve ne oluyor? Hastalanmış. Şimdi biz bu iki cümleyi so das ile bir araya getirdiğimizde ne diyeceğiz? Maria gece gündüz çalıştı öyle ki hastalandı dediğimizde ne diyeceğiz arkadaşlar? Maria arbeitete Tag und Nacht, so dass sie krank wurde. Bakın oradaki wurde ne oldu? Cümlenin sonuna gitti. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Demek ki Maria geceli gündüzlü çalıştı öyle ki sonunda ne oldu? Hastalandı gibi değil mi? Bir anlam doğmuş oluyor. Beşinci örneğe bakalım arkadaşlar ne diyor? Die Nachfrage nach Deutschkursen ist gestiegen. Bakın burada da gene ist gestiegen, yükseldi anlamında. Öncelikle bir bakalım ne diyor? Die Nachfrage, bu talep demek arkadaşlar. Nach Deutschkursen, Almanca kurslarına olan talep. Demek ki die Nachfrage nach Deutschkursen ist gestiegen. Demek ki talep arttı diyoruz değil mi? Ancak arttı. Almanca'da ist gestiegen şeklinde ele alınıyor. Bu durumda demek ki bu yapıyı kullanmamız gerekiyor. Ist gestiegen şeklini kullanmamız gerekiyor. İkinci cümleye baktığımızda das Angebot musste erweitert werden. Das Angebot neydi arkadaşlar? Teklif demekti. Erweitert werden, genişletmek anlamında. Dolayısıyla teklifin genişletilmesi gerekiyordu. Yani ne olabilir bu? Demek ki Almanca kurslarına olan talep artıyor. Bu durumda ne yapılıyor? Tekliflerle ilgili değil mi? Bir düzenlemeye gidiliyor ya da işte daha farklı bir boyut kazanmış oluyor değil mi? Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde so das ile ne yapacakmışız? Bir bakalım isterseniz. Öncelikle arkadaşlar şu baştaki cümleyi aynen buraya taşıyoruz ve ne diyoruz? Die Nachfrage nach Deutschkursen ist gestiegen, virgülümü koydum. So das, das Angebot erweitert werden musste. Bakın böylelikle ne olması gerekti? Fırsatın genişletilmesi gerekti demiş oluyoruz değil mi? Bakın burada da musste ne oldu? Cümlenin sonuna gitti. Werden'den hemen sonra bu durumda erweitert werden musste şeklinde değil mi? Ele alınmış oldu değil mi? Demek ki Almanca kurslarına olan talep arttı. Öyle ki sunulan fırsatların genişletilmesi gerekti dediğimizde demek ki ne yapıyormuşuz? So das'tan yardım alıyoruz. Bu durumda die Nachfrage nach Deutschkursen ist gestiegen, so dass das Angebot erweitert werden musste demiş oluyoruz. Ve son örneğimize baktığımızda dieses Getränk ist zuckerfrei. Evet, anlaşıldığını düşünüyorum. Das Getränk neydi? İçecek demekti. Zuckerfrei yani şekersiz değil mi? Herhangi bir katkı maddesi ya da şeker yok dersek daha doğru olur. Şekerin olmadığı demek ki frei zaten değil mi? Olmaması, frei boş, yok anlamında değil mi? Zuckerfrei demek ki şekersiz anlamına geliyormuş. Es ist auch für Diabetiker geeignet. Demek ki diyabetler için de uygun denildiğinde ist geeignet, uygun olmak demek değil mi? Für Diabetiker. Şimdi ben bu iki cümleyi so das ile bir araya getirecek olursam ne diyeceğim? Dieses Getränk ist zuckerfrei, so dass es auch für Diabetiker geeignet ist. Demek ki ne diyor bu cümle arkadaşlar? Bu içecek şekersiz öyle ki diyabetler için bile uygun gibi bir anlam çıkmış oluyor so das ile. Bu durumda ne diyormuşuz demek ki? Dieses Getränk ist zuckerfrei, so dass es auch für Diabetiker
geeignet ist. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Ne diyor? Maria arbeitete Tag und Nacht. Demek ki Maria geceli gündüzlü çalıştı anlamı doğuyor buradan değil mi? Sie wurde krank, o hastalandı. Ne yapacağız? Şimdi bunu so das ile bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde değil mi? Baştaki cümleyi aynen aşağı taşıyacağız. Ve Maria arbeitete Tag und Nacht, so dass sie krank wurde denildiğinde öyle bir çalıştı ki değil mi, geceli gündüzlü ne oldu? Sonunda hastalandı anlamı doğuyor. Beşinci örnekte die Nachfrage nach Deutschkursen ist gestiegen. Demek ki die Nachfrage nach Deutschkursen, Almanca kurslarına olan talep, ist gestiegen, yükseldi demiyoruz tabii ki, arttı diyoruz değil mi? Das Angebot musste erweitert werden. Teklifin genişletilmesi gerekti. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde die Nachfrage nach Deutschkursen ist gestiegen, so dass das Angebot erweitert werden musste. Demek ki Almanca kurslarına olan teklif talep değil mi? Talep arttı. Öyle ki fırsatların değil mi, tekliflerin ne yapılması gerekti? Genişletilmesi gerekti demiş oluyoruz. Ve son örnekte dieses Getränk ist zuckerfrei, demek ki bu içecek şekersiz. Es ist auch für Diabetiker geeignet, demek ki diyabetler için de uygun diyor. Şimdi bunu demek ki so das ile bir araya getirdiğimizde dieses Getränk ist zuckerfrei, so das ist auch für Diabetiker geeignet ist demiş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Dilerseniz şimdi bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Maria arbeitete Tag und Nacht. Sie wurde krank. Maria arbeitete Tag und Nacht. Sie wurde krank. Maria arbeitete Tag und Nacht, sodass sie krank wurde. Maria arbeitete Tag und Nacht, sodass sie krank wurde. Die Nachfrage nach Deutschkursen ist gestiegen. Die Nachfrage nach Deutschkursen ist gestiegen. Das Angebot musste erweitert werden. Das Angebot musste erweitert werden. Die Nachfrage nach Deutschkursen ist gestiegen, sodass das Angebot erweitert werden musste. Die Nachfrage nach Deutschkursen ist gestiegen, sodass das Angebot erweitert werden musste. Dieses Getränk ist zuckerfrei. Es ist auch für Diabetiker geeignet. Dieses Getränk ist zuckerfrei. Es ist auch für Diabetiker geeignet. Dieses Getränk ist zuckerfrei, sodass es auch für Diabetiker geeignet ist. Dieses Getränk ist zuckerfrei, sodass es auch für Diabetiker geeignet ist. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde konjunksiyon so das konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.